Geldik bir diğer liste çeşidi olan dinamik yapılı listelere. Bunu ne gibi durumlarda kullanırız? Elimizde bir veri bütünlüğü var. Mesela bütün kullanıcıları çekeceğiz veya kullanıcıların mesajlarını çekeceğiz. Bunları ekranda göstermek istiyoruz. Şimdi ben veri tabanımda ne kadar mesaj olduğunu haliyle bilemeyeceğim, değil mi? İşte bu gibi durumlarda ben ekledikçe büyüyen veya çıkardıkça küçülen yapılara ihtiyacımız olabilir. Burada karşımıza dinamik olarak büyüyen listeler çıkıyor. Tanım olarak aslında sabit olarak büyüyen listelerden çok da bir farkı yok. Tanımı bu şekilde listedim mesela. Bunun içinde integer sayılar tutacağımı söyledim. Yine numaralarım diyorum. Normalde biz sabit listelerde listeyip buraya ne kadar eleman olduğunu söylüyorduk. Eğer ben bunu söylemezsem bu dinamik olarak büyüyen bir liste oluyor. Ve gidip de sakın numaralarım dedikten sonra ben bunun 0. indeksine 5 değerini atayacağım demeyin. Yoksa bakın neler oluyor. Ne diyelim buna? Numara. Sonrasında işte dolar. Süslü parantezlerim. Numaralarım 0 diyelim. Bakalım ne olacak. Numaralarım. Numaralarım yazmışız. Şurayı düzeltelim. Evet. F5'e bastım. Zaten bir hata verdi. Şöyle Shift Alt Ctrl Shift Y tuşlarına basarak burayı da açabiliriz. Invalid value, valid range is 0. Yani aslında biz bir liste tanımladık. Hatta bu listenin 0. elemanına da bir şey atadık ama dinamik olduğu için bu atamayı böyle yapamıyoruz. Nasıl yapacağız peki? Burada benim listelerimin belli başlı metotları var. Add diye mesela. Eleman ekleyeceksek bu metodu kullanmak zorundayız. Mesela 5. Şunu biraz çoğaltalım. 15. 95 diye. Ve bunları yazdıktan sonra ben 0. elemana erişmek istediğimde gördüğünüz gibi 5 sayısını görüyorum. Hani erişirken tabii ki de köşeli parantezlerimizi kullanacağız ama henüz et diyerek bir eleman atamadığım listeye ben gidip de köşeli para yani bir eleman eklemek istiyorsak et metodunu kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde değil. Peki bunu nerede kullanırız? Bunu numaralarım dedim. Sonrasında diyorum ki index 1'e yani 15 olan değeri artık 8 ile değiştir. Dediğim an gördüğünüz gibi güncelleme işleminde buradaki bu köşeli parantezlerini ve index değerini kullanıyoruz. Onun dışında dediğim gibi hani sabit dizilerden çok da bir farkı yok. Bu dinamik olarak büyüyor, küçülüyor. Ben buradaki et ifadeleri ne kadar arttırırsam benim listemin uzunluğu o kadar büyük olacaktır. Yine gittik 95 yazık. Şöyle gibi. Ve ben artık burada atıyorum indeksi 4 olan elemanı yazdır dediğimde 12 sayısını elde ettim. Tabii ki buraya null değerler vesaire de atayabiliriz. Mesela ben buraya gidip null olsun son eleman diyebilirim. Ve numaralarım dedikten sonra buraya numaralarım nokta length diyerek hata alıyorum. Yani ben aslında burada ne yapmak istedim? Bakın hemen belirtti. Senin verdiğin liste 0 ile 7 indeksine sahip. Sen gittin 8'e ulaşmak istedin. Buraya gidip yani burada yapmak istediğim şey aslında son elemanı yazdırmaktı. Length eksi 1 demem lazım ki. Çünkü indeksler neyden? Sıfırdan başlıyor. Atıyorum 10 elemanla bir dizim varsa son elemanı nasıl erişirim? İndeks 9 diyerek. O yüzden bütün uzunluktan biri çıkararak buradaki son elemana eriştim. Mesela buraya 99 yazarsam gördüğünüz gibi. Bu son elemanı bize veriyor. Bu dinamik yapılı listenin kendine göre farklı metotları da var. Hani add gibi. Mesela numaralarım nokta ne diyelim clear. Bunu yaptıktan sonra mesela şurada print diyelim. Listedeki eleman sayısı. Nasıl alırız bunu? Length ile değil mi? Numaralarım ups numaralarım nokta length'te bunu alabilirim. Ama bu clear metodunu çalıştırdıktan sonra yine
clear'dan sonra listedeki eleman sayısı dersem artık listenin, bakın 8 elemanlıydı, artık 0 diyor. Ne yaptı aslında? Bütün elemanları temizledi. Adı üzerinde zaten clear. Remove metodumuz mevcut. Gelelim onu çalıştıralım. Bu clear'ı tehlikeli olduğu için, yani bütün listeyi sildiği için çalıştırmayacağım. Gelelim buraya. Numaralarım.remove. Zaten açıklamalarına giderseniz çok bariz şekilde ne olduğu anlatılıyor. Şöyle şunu büyütebilirsem, ki büyütemedim. Diyor ki sen buraya bir değer geçeceksin ve bu metot ilk gördüğü yerde, mesela burayı da 15 yaptık ya, şu da 15 olsun. Bu 15 değerini ben buraya geçtiğim an bu listede gördüğü ilk 15 değerini, yani index 1'deki bu elemanı ne yapacak? Silecek. Gördüğünüz gibi sildi. Gelin isterseniz bunu bir ekrana yazdıralım. Önce şurada yazdıralım. For diyelim. Her bir elemanda integer s değeri, numaralarım diyelim. Yani her bir liste elemanlarını s'ye atayacak. Print diyerek de daha sonra bunları yazdıralım. Sayı dolar s diye. Artık bunu öğrendiğinizi varsayıyorum. Numaralarım isimli listeyi gez. Her bir elemanı s'ye ata ve her bir döngüde bu işlemi yap. Remove yaptıktan sonra burayı ben tekrar çalıştırırsam ne olacaktır? Artık benim bu 15 değerini görmüyor olmam lazım. Bakın 5, 8, 15, 45 diye gitti. 5, 8 dedi. İsterseniz şuraya bir de boşluk koyduralım. Yıldız da koydurabiliriz. Çok önemli değil. Bu şekilde. Çalıştırıyorum. Ne oldu burada? Yanlış yerde koyduk bunu. Bunu buradan alıp buraya koyuyorum. Evet, bu şekildeyken artık ilk gördüğü 15 değerini siliyor. Biz buna 2 tane 15 yazmamış mıydık? Onu niye almamış? Ha, burada şey yaptığımız için, index 1, yani şu 15'i sonradan 8'e değiştirdiğimiz için böyle oluyor. Şunu da iptal edelim. Evet. 5, 15, 15, 45 iken 5, 15, 45. Yani bu ilk gördüğü 15 değerini sildi ve yine çalışmaya devam etti. Remove bu işe yarıyor. Yine burada bir yıldız ifadesiyle kodlarımızı ayıralım. Şöyle bir düzenleyelim. Remove F diye bir metodumuz var. Numaralarım nokta remove. Bakın son elemanı sil. Sonrasında remove at var ve remove var. Remove at de verdiğiniz indeksteki. Mesela burada biz index 1, index bunu, değil mi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, index 6'daki 74 elemanını silelim. Bunu sildikten sonraki değeri de, sonucu da bu şekilde görebiliriz. Şimdi listemin son hali buydu. Ben 6'yı index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğimde 99 değerini burada göremiyorum. 74 diye. Çünkü burada bir remove ile bir azaltma yaptığımız için böyle oldu. Evet, genel olarak kullanacağınız metotlar bu şekilde. Ve bir de şundan bahsedelim. Mesela bu sefer de bir liste tanımlıyorum. Bu listede string yapılar olacak. Ve bunlar ülke ya da şehirler diyelim. Listeyi bunu tanımlıyorum. Sonrasında şehirlere şunu yapabilirsiniz. Şehirler dedikten sonra veya şurada list demeden önce köşeli parantezlerle buna direkt olarak et demeyip değerler atayabilirsiniz. Bu kullanımı dinamik yapılı listelerde kullanabiliyoruz. Ankara dedim. İzmir, Bursa. Sonrasında şehirler nokta et diyerek buraya yine farklı değerler ekleyebiliriz. Malatya, Yozgat. Evet, şehirlerimizi ekledik. Sonrasında bu şehirleri gezelim. For dedim. String şehir in şehirler. Her bir döngüde bunları yazdıralım. Şehir 2 nokta deyip
dolar şehir diye bunu bastıralım ekrana. Ankara, bakın hani bu, illa et dememe gerek kalmadı. Şuradaki köşeli parantezler içinde elemanlarımı verdim. Yani ilk 3 eleman Ankara, İzmir, Bursa oldu. Sonrasında yine benim metodum, et metodum çalıştı. Bu da bir diğer dinamik yapılı liste oluşturma tarzı. Yani siz bunu böyle yazdığınızda bu 3 elemanlı sabit uzunluklu bir dizi değil, et ile yeni elemanlar ekleyebileceğiniz dinamik yapılı bir liste oluşturuyor bizlere. Bunu bu kadar anladıysanız yeterli, emin olun. Flutter kısmına geçtiğimizde zaten bunları aktif bir şekilde kullanacağız. Hani bir yerden bir veri alıp ekranda göstermek için önce böyle listelerde vesaire saklayacağız. O yüzden bu dersi daha da fazla uzatmıyorum. Bu anlattığım konular aslında yeterli ama yine farklı şeylere ihtiyacımız olursa onlara da değiniriz. Bu dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.